Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Değerli üyelerimiz, bu toplantımız devletimizin bize çıkardığı yeni kanunlara göre toplantımız. Başkanımız da sağ olsunlar bizi kırmadı, geldi. Burada bize destek veriyor. Bu yeni çıkan kanunları herkes biliyor yani, kamyoncularımız biliyor. Biz de burada tek 6 ay uzattık diyorlar ama hiç mümkün değil, uzatmana yok sayın üyelerimiz. Sizi kandırmaya gidiyorlar. Kimler gidiyor bilmiyor yani. Asıl devlet bizim yanımızda ama bu devletin yanında ayrı bir bilmiyoruz biz yani. Biz bunu Sakarya'da da söyledik. Bu devleti yıkmak için bir acaba da yok. Bir yanda FETÖ'cü bir adam mı var diyor, acaba diyor. Hani niye dersen ki bu kamyoncu sektörünün %80'i AKP'ye oy verdi. Ama devlet her gün kamyoncuyu bitirmek için her gün bir kanun çıkarıyor. Daha önce sayın milletvekilimizin biri dedi ki bu gazlık 1, gazlık 2, gazlık 3 diye saydı. Ama şimdi bize gazlık 5, gazlık 6, gazlık 7 olarak şu anda fatura olay yani. Bir yük bildirimi. Takograf 9 saatten sonra şey yapamayacaksın. 9 saat şey yaptın mı devlete bildireceksin. Devlet 9 saati geçtiysen ceza yazacak. Ayrıca hiçbir şoför bir seneden fazla araba mümkün. Bu olaylardan sonra bir sene sonra araba süremez. Hiçbir şoför süremez. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir şoför bir senede biter yani, kalmaz. Puanı dolar. Bir ayda sürmez belki. Evet. Acaba ben bunu şunu diyorum ki şimdiden bu devlet acaba Suriye'den gelen adamlar, insanlar hep şoför acaba bize sürükaz, bu Türkiye Cumhuriyeti şoförlere sürükaz mı düzenleniyor acaba diyorum. Ben bunu şey yapıyorum. Yani sayın basın, bu devletimiz yani, biz devletimizin her zaman yanındayız yani. Devletimize saygımız sonsuz. Bunu devletimize bir an önce bildirilmesi lazım yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bilgisi yok. Yani bilse bunu bu kamyoncuya inan ki yapmaz yani. Ben böyle biliyorum yani. Hepinize saygı duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Bu yapılan yayınlar bilmem vesaire şeyler neden yukarı bildirilmiyor, ben bundan kuşku duyuyorum, onu söylemek istiyorum. Baskı yapıyorlarmış bu yayın yapanlara, niye yukarı bildirmeyin diye. Böyle bir şey varsa açalım lütfen bunu. Sesimiz duyulsun yukarı, ben bunu istiyorum. Herkesin elinde bir televizyon var. Herkesin elinde bir yayın aracı var. Kim ister burada yayının önünü kesemez, onu söyleyeyim. Başkanım sadece uzak televizyonlarda belki çıkarma ama şunu söyleyeyim. Artık kamera var. Canlı evet, yayın var. Facebook'ta, WhatsApp'ta. Değil mi? Onu kullanın. Sadece kamyoncu kendi yaptığı eylemi kendi izliyor. Herkes açıyor. Yayınlanmıyor. Demek biz Türkiye'ye yayınlanmıyor. Kendi yayınlanmıyor. Bir şekilde gidiyor. Artık. Ama haberlerde hükümetin haberi yok yaptığımız eylemde. Yoksa herkes biliyor. Kamyoncular biliyor. Kesinlikle haberi olur. Bak otağı burada. Otağının internet sitesi var. Yani bir şekilde ulaşır. Merak etmeyin. Yani engelliyor, ben bilmiyorum tabii. Bazı televizyon kota var. Büyük kanallarda haber verilmiyor. Sadece kamyoncu kendi eylemini görüyor. Yani biz kendi kendimizi görüyoruz. Hiçbir televizyonda çıkmıyor. Şunu söyleyeyim. Bir şekilde yapmıyorum. Yayına kutta hükümetin haberi var. Mümkün değil. Sadece sabahleyin posta bir şoför mesaj göndermiş. Onu okudu. Birimiz ümidimizi kesmeyelim. Şu an her şey bizim elimizde. Biz işe gitmezsek herkes gelip bizi mecburen bulacak. Bizler adam gibi adam olacağız. Grevimize, ekmeğimize, geçimimize sahip çıkacağız. Fabrikaya buğday gitmezse, çiftliğe mısır gitmezse, hallere sebze gitmezse herkes bizi gelip bulacak. Onun için hepimiz adam gibi adam olalım, grevimize, ekmeğimize sahip çıkalım. Antalya kontrat kapattı, İstanbul'da
domatesin kilosu 10.000 lira oldu. Vekilimiz aramızda. Öncelikle vekilimize hoş geldin diyor. Mikrofonu vekilimize veriyor. Derdimiz zaten vekilimiz hepimizden iyi biliyor vekilimiz derdimizi. Türkiye bugün gerçekten yönetilememenin sıkıntısını yaşamak. Kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Hatırlarsınız, referandum yaşadık. Sistem değişikliği oldu. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Dediler ki Türkiye pik yapacak. Bu sistemle zirveye doğru hızlı bir şekilde gideceğiz. Sizin Türkiye içerisinde önemli bir yeriniz var. Nakliyeci esnafının. Sizler gerçekten cefakar insanlarsınız. Sizler olmasanız bugün Türkiye çapında nakliye dursa hayat durur. Yani yiyeceğini, içeceğini, bütün Türkiye'nin ihtiyacını taşıyan sizlersiniz. Hem yurt içinde hem yurt dışında. İhracatçılar sizin vasıtanızla ihracat yapabiliyor. Ulaştırabiliyor malını. İthalatçı yine aynı şekilde. Yurt içinde bütün fabrikalar nakliyeci esnafı olmasa malını bir yerden bir yere taşıma imkanı yok. Biz bunların hepsini bilen insanlarız. Şimdi yeni bir şey daha çıkarttılar. Yük nedir? E-fatura. Ya kardeşim, kamyoncu esnafı yolda giderken yük aldı. Ne yapacakmış? Oturacakmış. Hemen bakanlığa bilgi verecekmiş. E-fatura düzenleyecekmiş. Ya bu yani çok insanın akıllı telefonu yok. Yani yolda giderken nakliyeyle mi uğraşacak, bununla mı uğraşacak? Bir de takograf meselesi var. Dolayısıyla bu dertlerinizin hepsini mecliste tekrar dile getireceğiz. Sayın Vekilim, Sayın Ceyhan Bey, biz taşıma yapan nakliyeciler olarak sorunlarımızı size iletmek istiyoruz. Siz de bunları not alıp mecliste bizim hakkımızı savunursanız, bizim dertlerimize çare olursanız seviniriz. Birinci bizim sıkıntılarımız, birinci sıkıntımız dijital takolarda veri bildirimi. Şimdi bunu tamam devlet bizden istiyor. Biz de bir vatandaş olarak buna uymak zorundayız. Ama devlet yeterli altyapıyı yapmadığı için ben 9 saat araba kullanınca arabamı durduracak yollarda park yeri yok. Avrupa'da her 15 kilometrede bir devletin yapmış olduğu otoparklar var. Herkes aracını oraya kilitleyip istirahatına yapıp ama şimdi ben otobanda dursam arkamdan ceza gelecek. Süre yatsam 20 puan ceza gelecek. Benim ehliyetime 6 ay el konacak. Bunun uygulanması için gerekli altyapıyı devletin yapması için gerekli şeylerin girişimlerde bulunmamızı istiyoruz. İkinci bir şey, bu yük bildirimi diğer yerlerde Avrupa'da falan olsun yükü gönderen firmayla alan firma arasındaymış. Ben kamyoncu olarak zaten arabayı zor kullanıyorum. Bir de internetten şuradan buradan elin yükünü niye bildirmekle mükellef oluyorum? Bunu da düzeltilmesini istiyoruz. Akaryakıt fiyatları çok pahalı. Zenginin yatına indirimli mazot veriyor. Bana niye bu iktidar gelmeden önce mazotta uygulanan ÖTV %55'ti. Bu iktidar %65'e çıkardı. Bunun tekrar aşağıya çekilmesini istiyoruz. Her girdilerimizin hesaplanarak kamyoncunun para kazanması için Ulaştırma Bakanlığı'ndan kilometre başına yük taşıma bedelinin belirlenmesini istiyoruz. Söyleyebilir miyim? Şimdi hep kamyoncuyuz. A petroldan, C petroldan yani çeşitli yerlerden mazot alıyoruz. Bana ceza geldi. Sen dedi falan petroldan şu kadar mazot almışsın. Bu sahte. Ben bilemem ki. Nasıl bileceğim ben bunu? Bende yaz arkası yok. Şifre yok, hiçbir şey yok. Sonuçta ne oldu? Alan suçlu, veren kesinlikle suç yok. Şu anda ben 27 milyar ceza yatırdım.
Devlet del atlamıyor, biz mazotu alacağız, cezası kim olur? Sayın Kooperatif Başkanımız, kontaklarımızı isterseniz Sayın Başkanımıza hepsini devrediyoruz. Bırakıyoruz, kontakları komple bırakıyoruz. Biz bittik Sayın Başkanım, bittik.